Merhaba arkadaşlar, Gamer'ın kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir Dead by Daylight duyuru videosundan hepinize selamlar. Bir önceki turnuvamızın üzerinden çok fazla zaman geçti. Belki birçoğunuz turnuva yaptığımızı bile bilmiyordur. 15 tatile özel hem sizlere karne hediyesi verebilmek için hem de hep beraber bir etkileşimde olabilmek için böyle bir şey düzenleyelim dedik. Şimdi öncelikle arkadaşlar şunu söyleyeyim. Turnuvaya katılmak isteyen arkadaşlar lütfen videoyu sardırmadan izlesin. Çünkü gerçekten turnuvada herhangi bir tatsızlık çıkmasını veya da herhangi bir takımın diskalifiye olmasını istemiyorum. İlk öncelikle arkadaşlar size verdiğim linkten turnuva ana sayfasına gidiyorsunuz. Ben size şimdi turnuvanın nasıl olacağından, formatından ve kurallarından bahsedeyim. Bu arada ödülümüz yine 200 lira, yani kişi başı 50 lira. Şimdi arkadaşlar burada bahsettiğim gibi takımlar 4 kişiden oluşur ve bu 4 kişi arasından bir de katil belirlerler. Yani siz şöyle yapmayacaksınız. A, B, C, D olarak 4'lü Survivor, E kişisinde katil yapmayacaksınız. A, B, C, D olarak takımınızı oluşturacaksınız. A, B, C, D'nin arasından bir katil seçeceksiniz. Yani 4 kişilik takımlarınızı oluşturun ve bu 4 kişinin içerisinden biri de katil seçin kendinize. Fakat olur da A, B, C, D oyuncusundan birisi gelemez diye E oyuncusunu yedek olarak bulundurabilirsiniz. Diyelim ki A takımı ile B takımı eşleşti. A takımının seçtiği katil B takımının 4 kişisine 4 Survivor'una karşı mücadele verecek. Aynı şekilde B takımının seçtiği katil de A takımının 4 Survivor'ına karşı mücadele gösterecek. Ve buradaki kurallar doğrultusunda A takımı mı B takımı mı bir sonraki tura çıktı, bunu belirleyeceğiz. Farz edelim ki A takımından 3 kişi kurtuldu, B takımından da 2 kişi kurtuldu. A takımı turu geçiyor arkadaşlar, basit bir mantık. Yani hem 4'lü Survivor'a iş düşerken hem de seçtiğiniz katile de çok büyük bir iş düşüyor arkadaşlar. Diyelim ki 2 takımdan da eşit sayıda kişi kaçtı. A takımından da B takımından da 4 kişi kaçtı. Bu sefer en hızlı hangi takım kurtulduysa arkadaşlar o takım turun galibi oluyor. Yani A takımı atıyorum 7 dakikada kaçtıysa 4 kişiyle, B takımı da 4 kişiyle 8 dakikada kaçtıysa A takımı turun galibi oluyor. Bu 2 veya 3 kişi eşit kaçtığında da geçerli. Son ihtimalimize gelelim. A takımından da B takımından da herkes öldü diyelim. Bu durumda takımların yaptığı toplam puana bakılıyor arkadaşlar. Yani diyelim ki A takımı Survivor'ken 30.000 puan yaptı toplam. B takımı da Survivor'ken 45.000 puan yaptı toplam. B takımı turu atlıyor. Gelelim turnuva şartlarına arkadaşlar. Burada birkaç bilgi eksik yazmışız. Turnuva şartlarını yazmayı unutmuşuz. Direkt kuralları eklemişiz. Fakat siz linke tıkladığınızda biz çoktan eklemiş oluruz. Siz güncel bir linke gideceksiniz yani. İlk öncelikle arkadaşlar altta hem ilk yoruma hem de açıklamaya sabitleyeceğim Discord linkimize katılmak. Çünkü turnuva günü tüm takımların adına Discord'da gruplar açacağız ve turnuva saatinde bu gruplarda bulunmanız gerekiyor takımınızın adı yazan kısımda. Bir diğer şartımız da yine ilk yorumu ve açıklamayı sabitleyeceğim linkten Mami'yi arkadaş olarak eklemeniz gerekiyor. Çünkü benim maalesef arkadaş listem dolu, kabul edemiyorum arkadaşlık isteklerini. Mami üzerinden ben odanıza katılacağım. Şimdi bu iki şartımız bu kadar, başka bir şartımız yok. İşte yaşınız, rankınız hiç önemli değil, istediğiniz gibi katılabilirsiniz. Aynı zamanda da turnuvaya herhangi bir katılım ücreti yok. Gelelim turnuva kurallarımız arkadaşlar. Hem Survivor'lar hem de katiller için her türlü Offering ve Addons koymak yasak. Addons veya Offering koyan takımlar eşleşmeyi mağlup olarak tamamlamış sayılırlar. Offering, herhangi bir Offering, herhangi bir Addons hiçbir şekilde koyamazsınız. Yani Offering ve Addons'suz oynayacaksınız maçlarınızı, tüm maçlarınızı. Saf yeteneğinizi sergileyeceksiniz yani. Hem katil hem Survivor'lar için tüm perkler serbest. İstediğiniz perk'ü koyabilirsiniz. Nova, Escape'den tutun, Hex Ruin'e. Tamamen size kalmış. Survivor'lar için de aynısı geçerli. Survivor'ların herhangi bir item koymaları ve oyun içinde bulup kullanmaları yasak. Tamamen eliniz boş olacak yani arkadaşlar. Bunu şu an eklememişiz, siz okurken muhtemelen eklemiş oluruz yani siz linke gittiğinizde. Katiller ve Survivor'lar için maç içinde her türlü olay serbest arkadaşlar. Zaten Survivor'ların Gen Rush ve oylamaktan başka çaresi yok da katiller için buna bir parantez açayım. Camp, Tunnel istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Çünkü bu tamamen sizin stratejinize kalmış bir şey. Bu yaptığınız camp işinize de yarabilir, size zararı da dokunabilir çünkü. Yani dediğim gibi bunun stratejisini siz belirleyeceksiniz. Camp yapıp bir kişi öldürürsün, diğer 3 kişi kaçar. Diğeri camp yapmaz, 4'te 4 yapar. Hiç belli olmaz. Çünkü katil herhangi biri değil, bildiğiniz sizin takımınızdan biri olacağı için hani ayrımcılık yapması söz konusu değil, anladınız mı? Mesela ben katil oynasam tüm takımlara karşı, bir önceki turnuvada öyle olmuştu. Mami oynamıştı. İşte bazı takımlar dedi, A takımı dedi ki bize camp yaptı, B takımı dedi ki bize tunnel yaptı, C dedi ki bize hiçbir şey yapmadı, biz o yüzden 4-4 yaptık falan. Bu olayların yaşanmaması için katil de Survivor'da siz oynuyorsunuz. Dolayısıyla istediğiniz her şeyi yapmak serbest. Buradaki kurallara uymak şartıyla. Arkadaşlar şimdi gelelim turnuvaya nasıl kayıt olacağımıza. Muhtemelen birçoğunuz siteyi tanımıyorsunuzdur falan. Hemen ben size göstereyim. Hesabınız varsa oturmaç diyerek, hesabınız yoksa da create account diyerek üye oluyorsunuz. Burada sol altta bulunan profilinize tıklıyorsunuz. Ardından buradan My Teams'e gelerek create new team diyorsunuz. Buraya takım adınızı yazıyorsunuz arkadaşlar. Buraya turnuvaya katılacağınız oyunun adını yazıyorsunuz. Burada zaten çıkıyor, Dead by Daylight seçiyorsunuz. Buradaki bilgiler isteğe bağlı. İsterseniz hani logo falan takımınıza yapabilirsiniz. Buradaki kısma da oyun içi yani Steam'deki nickinizi yazıyorsunuz arkadaşlar.
Ardından submit diyorsunuz ve takımınızı oluşturuyorsunuz. Şimdi takımınızı oluşturduktan sonra yine bu My Teams kısmına geldiğinizde takımınız buraya ekleniyor. Takımınıza girdiğiniz zaman burada sağ üstte bulunan invite butonuna tıklıyorsunuz. Ardından burada size verdiği linki buradaki işaretten kopyalayıp arkadaşlarınıza gönderiyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlarınız da site üye olduktan sonra sizin bu verdiğiniz linke tıkladıktan sonra direkt olarak takımınıza katılmış oluyorlar. Ardından yine turnuva ekranına gelip Join as Team diyorsunuz ve takımınız 4 kişi olduğunda otomatik olarak sizi turnuvaya almış oluyor. Turnuva 17 Ocak Cumartesi, yani arkadaşlar haftaya Cumartesi saat 6'da başlayacak ve gördüğünüz gibi twitch.tv/gamerdiv adresinden, benim bizzat orijinal kanalımdan canlı yayınlanacak. Turnuvada kazandığınız ödülün yanı sıra muhtemelen canlı olarak sizi 250-300 kişinin izleyeceğini ve turnuvaya damga vuracak bir hareket yaptığınızda turnuvadan kesitler olarak YouTube'a bir videonuzun gideceğinden emin olabilirsiniz. Onun harici arkadaşlar diyorsanız ki benim takımım yok, tekim veya iki kişiyiz, yine Discord'umuza gelerek DBD takım arama kısmından kendinize arkadaş bulabilirsiniz. Aynı zamanda da katılımcı olmayan ve izlemek isteyen herkesi turnuvamıza bekliyoruz arkadaşlar. Bir önceki turnuva çok keyifli olmuştu. Bunun da öyle olacağından eminim. Hatta bu kez bence daha eğlenceli olacak çünkü takımların kendi katilleri olacak. Çok daha ateşli, çok daha gergin maçlar seyredebiliriz. Tabii ki bu gerginlik kötü anlamda, yani kavga anlamındaki gerginlik değil. Daha hırslı, daha canlı maçlar olacağı için. Anlamadığınız kısım varsa arkadaşlar yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Hepinize tek tek cevap vereceğim anlamadığınız kısımlara. Aynı zamanda da bu akşam 9'da yayınımız var biliyorsunuz. Yayına da gelip istediğiniz soruları sorabilirsiniz. Bugün full DB'de oynayacağız yayında. Herkese şimdiden bol şanslar diliyorum arkadaşlar. Yayınımızda ve bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. İyi günler, iyi geceler.